Gaziantep'te etkisini artıran sıcak havalarla birlikte kurutmalık mevsimi de başladı. Osmanlı mutfağının vazgeçilmez lezzeti olarak bilinen dolmaların ana maddesi olan ve gastronomi kenti Gaziantep'in de simgeleri arasında yer alan kurutmalık sebzeler, kentteki yüksek arazileri rengarenk hale getirdi. Her gün milyonlarca biber ve patlıcanların tek tek elle oyularak 45 ve 50'şerli sıra halinde ipe dizildikten sonra kurutulmak için çatı olarak adlandırılan sırıklara geriliyor. Sezonun ilk ürünlerini serdiklerini ve en fazla bir hafta kurutulduktan sonra işlemlerden geçirip farklı illere gönderdiklerini söyleyen Cevdet Özoğlu, "Bunlar ilk ürünlerimiz. Güneşe bırakıyoruz ve normal güneş sıcaklığına göre bekleme süreleri belli oluyor. Bekleme süreleri en az 4 gün, en fazla 1 hafta sürecek şekilde kurutmaya bırakıyoruz. İşçilerimiz topluyor, toplandıktan sonra depoya gidiyor ve orada ilaçlanarak gönderim yaptığımız oteller, çeşitli illere ve toptancılara gönderiyoruz," dedi. "Bunlar ilk ürünlerimiz abi. Güneşe bırakıyoruz. Normal güneş sıcaklığına göre günleri belli oluyor. En fazla bir haftamız alıyor. En az da 4 günümüz alıyor. İşçilerimiz topluyor. İşçileri topladıktan sonra depoya gidiyoruz. Depoya gittikten sonra ilaçlanıyor. İlaçlandıktan sonra bunlar normal şeylere veriliyor. Normal oteller, toptancılar bunlara veriliyor. Normal bunlar dolmalığımızdır abi. Bazıları kuru bibere gidiyor, pul biber olarak. Bazıları da dolmalık olarak gidiyor. Şu anda kilosu çok pahalı. Normal geçen sene normal 6 lira, 5 lira, 3 lira aldığımız malı şu anda 12 lira alıyoruz. Bir ipi 50 liraya iniyor. Antep yöresine bağlı bu abi. Antep'te üretiliyor. Antep'ten bütün şehirlere dağıtılıyor. Normal başka bir şehirde sen bu şeyi gidip de sen burada dolmacılık yapıyorsun, bu şeyi bulamazsın. Normal sadece bu Antep'e yörelik bir şeydir. Yurt dışına, şehir dışına bütün her yere gönderiyoruz abi."